Bugün 15 Eylül 2024 Pazar. Hoş geldiniz. Özgür Özel'in Beşli Çete mensubu saray müteahhidi ile buluşmasını aktarmadan Didim'den bir haber var. Gazze'de öldürülen aktivist Ezgi Eren toprağa verilmeden önce şehit ilan edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş dedi ki, Ayşenur Ezgi Eren, Türkiye'nin milli davası olan Filistin davasının sembolü ve de milli şehidimizdir. İlginçtir, aynı Ezgi Eren için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de günümüzün deniz gezmişi ifadesini kullandı. Bakın, lafı dolandırmadan söyleyeceğim. Bu söylenenlerin ikisi de doğru değil. Ezgi Eren ne milli şehittir, ne solcudur, ne de günümüzün deniz gezmişidir. Söz konusu kadın evrensel aktivist, yani inanç adına, İslam adına, devrim adına Gazze'de değildi. Amerikan vatandaşlığına geçen Ezgi'nin İslam'a, Müslümanlığa inanıp inanmadığı bile belli değil. Öyleyken İslami bir kavram olan şehitlik o isme nasıl yakıştırılıyor, nasıl payı olarak veriliyor anlamak mümkün değil. Şehitliğin ölçüleri ortada belli. Aktivist Ezgi'nin amacı da ortada. Söyledim, din, iman, Müslümanlık için Gazze'de değildi. Aynı şekilde Amerikan vatandaşlığını tercih eden Ezgi'ye günümüzün deniz gezmişi demek de sol düşünceye ve o büyük devrimciye hakarettir. Bir başka husus, Filistin Türkiye'nin asla milli davası değil, Türkiye'deki marjinallerin davasıdır. Filistin davasını Araplar bile milli dava saymazken, milli dava görmezken nasıl Türklerin milli davası olabilir? Siyasal İslamcı gelenekten gelen Numan Kurtulmuş'un bunu söylemesi normal de Özgür Özel nasıl böyle bir ifade kullanır? Evet, Özgür Özel de Filistin davası bütün Türkiye'nin davasıdır gibi tuhaf bir ifade kullandı. Hayır, hayır, hayır. Mesela benim böyle bir davam yok. Hiç olmadı ve asla olmayacak. Solcu geçinen Özgür Özel hiç olmazsa Falih Rıfkı'nın Zeytin Dağı isimli anılarını okumalı ve Filistin ile Filistinliler nedir görmeli, anlamalı. Adam Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı olmuş, hala Cumhuriyet Halk Partisi ve kahramanlarının tarihini bile bilmiyor. Dün Şeyh Said'i nasıl kutsadıysa bugün Filistin'i kucaklıyor. Yanlış anlaşılmasın, Ayşenur Ezgi'nin İsrail alçaklığına karşı takındığı insani tavrı alkışlıyorum. Söylemek istediğim, bu olayın siyasette kullanılması ve şehit istismarı yapılmasının yanlışlığıdır. Tayyip Erdoğan da dün çıktı, bu olayın hesabını İsrail'den soracağım dedi. Vallahi ne demek lazım bilmiyorum, çünkü Erdoğan'ın değil yüzlerce, binlerce hesap soracağım sözü var ki sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Öyle uzaktan laf atarak hesap sorulmuyor. Madem öyle, kapatsana İsrail'i İran'a karşı korumak için kurulan Malatya'daki kürecik radar üssünü. Bunu bile yapmayacaksın, ondan sonra hesap soracağım diyeceksin. Hayır, hiç kimse bunu yemez. Bu arada Türk kamuoyu atladı. Hatırlatayım, güya İsrail ile Amerika'yı eleştiren Tayyip Erdoğan'ın arşivde görüntüleri var. Amerikan kamuoyu ve Amerikan devletine Türkiye'deki muhalefeti göçmen karşıtı diye şikayet etti. Yani onlardan muhalefetimize karşı destek isteyerek benim varlığım sizin belanız olan göçmenler için teminattır mesajını verdi. Amerika'da bunu söyleyen birinin Türkiye'de ABD ile İsrail'i eleştirmesinin inandırıcılığı, gerçekçiliği olabilir mi?
Şunu da atlamayalım. Didim'deki dünkü cenaze esnasında Numan Kurtulmuş konuşturulurken Özgür Özel konuşturulmadı. Zira AKP o konuyu istismar etmeye Cumhuriyet Halk Partisi'ne ortak etmez. İlaveten CHP Filistin davası Şeyh Said diyerek de oy alamaz. Zira o konularda hassasiyeti olanlar halk değil, bir avuç fanatik güruh ve hiçbir şartta o kesim İslami partilerden başkasına oy vermez. Mutlak gerçeklik bu iken Özgür Özel'de Kemal Kılıçdaroğlu misali bulanık suda balık avlamaya çalışıyor. Birileri Özgür Özel'e partisinin oy hinterlandı nerelerdir, kimlerden oy alabilir anlatsın. Oy alacakları kesim asla ve kat'a dinciler, İslamcılar değil, merkez sağ ve milliyetçilerin laik kesimleridir. Şeyh Said ile Filistin'e tapanları ve de vatan görenler CHP'yi kafir görüyorlar. Özgür Bey bundan bile habersiz. Özel'in amacı eğer oy değil de AKP tabanına şirin görünüp AKP-CHP birlikteliğini inşa etmek ve de parlamenter sisteme geçip başbakanlık koltuğuna oturmaksa bu da boş hayal, bu da tutmaz. Zira öyle bir durumda muhalif seçmen ve CHP seçmeni Özgür Özel'i anında çöpe atacak. Kısaca Özel Tayyip Erdoğan'a muhalif olmaya mecburdur, mahkumdur. Zira Erdoğan iktidardan tasfiye edilmeden Türkiye'nin krizden, buhrandan çıkması mümkün değil. Gelelim Özgür Özel'in Beşli Çete müteahhidiyle yaptığı gizli anlaşmaya. İzmirliler bilir, şehrin merkezinde Basmane Çukuru diye bilinen devasa bir alan var ki İzmir'in en değerli kupon arazisi, kupon arsasıdır. 2000 tarihinde verilen yapı ruhsatına göre proje alanı 184.131 metrekaredir. Bu büyük ve çok kıymetli arsanın arazinin %30'u İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aitti. İzmir'de yayınlanan Ege'de Son Söz gazetesine göre bu kıymetli alan için Limak, Cengiz İnşaat ve MNG Holding projeler geliştirmiş. 1990'lı yıllarda dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'nın Dünya Ticaret Merkezi yapmak istediği o alana şimdi kuleler ve iş merkezleri gibi büyük projeler yapılmak isteniyor. Projeyi onlar adına takip ve de realize etmeye çalışan ise TMSF, yani Tasarruf Sigorta Mevduat Fonu. Ege Medyası'nın İzmir'in Beşli Çete'ye peşkeş çekilmesi, İzmir'in Beşli Çete'ye teslim edilmesi olarak açıkladığı bu proje için TMSF yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la görüştü ve belediyenin %30'luk hissesini devraldı. Peki kaç yüz milyon dolara derseniz, hayır ortada para filan yok. TMSF %30'luk payı karşılığında İzmir Belediyesi'ne bir bina yapacak. Hepsi bu. Allah aşkına çok kıymetli o büyük araziyi ya da arsayı bir bina karşılığı takas etmek nasıl olabilir ki? TMSF'nin yapacağı belediye binası hakkında da bilgi yok. Yani kaç katlı olacak, nerede olacak o da belli değil. Asıl işi doktorluk olan Cemil Tugay, İzmir medyasına göre yekten açıktan gizli bir ameliyat yaptı ki içerik belli değil. Altını çiziyorum, ne Cumhuriyet Halk Parti belediyeleri parasıyla yayın yapan CHP medyası, ne saray medyası bu konuda tek bir haber yapmadı. Çünkü iki tarafta olaydan memnun. Görüldüğü gibi açıktan bir rant operasyonu söz konusu. Peki
Cemil Tugay böyle bir şeyi kendi başına yapabilir mi? Elbette yapamaz. Belli ki Cemil Tugay'ı aday yapan Özgür Özel buna olur vermiş, onay vermiş. Dün Cumhuriyet Halk Partisi dünyasından bana aktarılana göre Özgür Özel bu konu bağlamında kamuoyunda Beşli Çete olarak bilinen büyük bir müteahhitle gizlice Ankara'da buluşmuş, görüşmüş ve anlaşmış. Doğru mudur, yalan mıdır bilmiyorum. Zira ispat edebilecek durumda değilim. Ancak Cemil Tugay'ın Özgür Özel'in iznini almadan belediyenin %30'luk hissesini apar topar TMSF'ye devredemeyeceği de kesin ortada. Durum bu ise nerede CHP kamuoyu, nerede Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri? Söyleyin, muhalefetteyken bunu yapan, iktidardayken neler yapmaz? Bizzat Özgür Özel bu ayıp ve yanlış anlaşmanın perde arkalarını açıklamak zorundadır. İfade ettim, işin içinde iktidarla rant mutabakatı, rant anlaşması olmasa CHP saray medyasında manşete taşınır, manşetlere oturtulup hedef yapılırdı. Şunu da hatırlatayım, iktidarın geçmişinde böyle çok uygulama var. Mesela Ankara'da Eskişehir yolu üzerindeki Armada alışveriş merkezinin karşısında Next Level diye devasa kuleler var. O alan Ufuk Üniversitesi arazisiydi. Üniversite yeni bina yaptırma istedi ancak devlet ve belediye buna izin vermedi. Daha sonra da o büyük kıymetli arazi kamulaştırılıp Tayyip Erdoğan'ın köylüsü olan Fatih Erdoğan'a tahsis edildi ve orada şimdi kuleler artı alışveriş merkezleri var. İzmir'deki olay şekil olarak bana bunu çağrıştırdı. Ankara'da izin veren Melih Gökçek iken İzmir'de izin verenin ötesinde %30'luk belediye hissesini ihale etmeden, ihaleye çıkarmadan apar topar devreden veren CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dır. Hülasa tablo bu. Dolayısıyla Özgür Özel Filistin Şeyh Said gibi boş şeylerle uğraşacağına bunu açıklasın. Bakın doğruya doğru sürekli olarak eleştirdiğim Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıl boyunca bu tür netameli hiçbir konuyla gündeme gelmedi ki. Özgür Özel hatırlayın 2-3 hafta önce de Çankaya Belediyesi'ndeki tercihli büyük bir ihaleyle gündemdeydi. Değerli dostlar, dünden diğer gelişmelerin satır başları da şöyle. Bilal Erdoğan'ın İlim Yayma Vakfı'nda yönetici olan Şenol Özkek'in şirketine TOKİ'nin Antakya deprem bölgesinde 5 milyar liralık yeni bir iş verildi ki bu işlerin büyük bölümü açık ihaleyle, yarışmalı ihaleyle değil, tercihen veriliyor. Bu şekilde deprem sayesinde yeni İslamcı zengin kütleler yaratılıyor. Yani deprem zenginleri güruhu ortaya çıkıyor. Dikkat edin, milyar üstü iş alanlar ya saray ya da Bilal Erdoğan'a yakın olarak görülenler. Bir başka haber, BDDK'nın yayınladığı son veriler. Vatandaşın kredi kartı borcu 1.6 trilyon liraya yükseldi ki bunun manası yıllık %100 artış demektir. Takipteki alacaklar da bir hafta içinde 4.3 milyar lira artarak 257 milyar liraya yükseldi. Takipteki alacakların 43 milyar lirası kredi kartı borcu kaynaklı ki geçen yıl bu tarihte kredi kartlarındaki batık 11 milyar liraydı. Yargıdan bir haberde şu, ünlü hukukçu Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk'a göre yargının son dönem verdiği kararların %90'ı tartışmalıymış.
Öyle olduğu için olsa gerek bütün araştırmalarda yargı artık Türkiye'nin en itibarsız, en güvenilmez kurumu. Kime sorsanız mahkemelerin, adaletin bittiğini söylüyor. Yargı demişken mevcut Adalet Bakanlığı bile Türkiye'deki çürümüşlüğü itiraf etmek zorunda kaldı. Açıkladığı verilere göre cinsel suçlarda dosya sayısı 187 bin, çocuklara cinsel istismar suçlarda dosya sayısı da 66 bin küsürmüş. Bu rakamlar, bu oranlar vallahi AKP öncesi yarısının bile altındaydı. Televizyon kanallarını çok affedersiniz, açık hava kerhanesine dönüştürürseniz olacağı budur. Lakin sözde ahlakçı AKP ile RTÜK popüler kanallarda, iktidar kanallarındaki kadın programlarını görmüyor. Son bir şey, Tarım Orman Bakanlığı'nda Ebubekir Gizli Gider isimli bir bakan yardımcısı var. İşte o isim dedi ki, tarımda gizli sözler verilmiş, gizli anlaşmalar yapılmış, gizli kararnameler söz konusuymuş. Şaka yapmıyorum, bunu söyleyen bakan yardımcısı ve hiç kimse bu adam ne diyor diye sormuyor. Türkiye artık bu duruma geldi. Böyle bir ülkenin geleceği olur mu? Takdir sizin. Noktalarken lütfen videomu paylaşın, beğenin ve abone olun.